Herkes de mal aktar. Ben Kadir bugün yaratıp o bu kaosta dayanıklı olan 10 karakteri yaşayacağım. Yalnız iyi atak veren değil bak. Dayanıklı olan dayanıklı. Dayanıklı sadece iyi atak verenlerden değil. 10 tanesini yaşayacağım. Ondan başlayalım. Bir de doğru gidelim. Evet. Hasatçıdan başlayalım. Hasatçı bir suikastçıdır. Yani değişiyor. Hikayesi de farklı kızı. Hasatçı okumuş sözcüsü. Neyse o derece ben okumayayım. Yazıyor işte burada. Zorluk seviyesi. Fiziksel seviyesi. Zorluk seviyesi %50. Fizikseli %75. Büyü oranı %15. Dayanma seviyesi %70. Takviyesi ise %40. Hareketleri ise elektrik testleri yani. Ben bu hareketi duymuştum ki. Adamın üstüne atlığı çok 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 geçiyor. Ama yalnız bu kadar çiftlikten veya şeyden çıkıyor. Hayırlı bir parçası alabilirsin kendine. Ağır atlayın. Bir de tahmin ettiğim şeydir. Doğrusu atlayın. Şimdi ölçüsüne bakalım. Ölçüsü de şey işte adamın üstüne atlıyor. Eğer ölçüsü birinci level ise 200 verir. İkinci level ise 300 verir. İkinci level ise yani son level ise 500 verir. Dayanıklılık seviyesi %75 olduğu için şey işte %75 diyorum. %65 olduğu için birazcık dayanıklı olduğunu buldum. Dediğim gibi sık görünüşleri falan da yok bu arada. Paslı yırtıcı, suikastçı. Şimdi 9.'umuza geçelim. Evet. Kraliçe Kızılav, ay Kraliçe Kızılav nereden çıktı? Bussal ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bussal'ın fiziksel dayanma %80. Zorluğu %75. Büyüsü %10 galiba. Evet. İşte böyle böyle. Şurada da emin atış var. Birinci seviyeyken 70, ikinci seviyeyken 20, üçüncü seviyeyken 170, son seviye yani 4'ken 220 oluyor. Burada da işte şey can basma gibi bir şey bu. Ölümsüz hassasiyet. Ha bu da çıldırma gibi bir şey herhalde. Okçuluk kıyameti. Ha bunu bir atıyor patlıyor bunu biliyorum. Bu arada bu baltalı falan değil. Bu elindeki gördüğünüz balta değil bu arada. Ok şey işte. Ok atıyor. İşte bu da görünüşü bir olan pahalıya satılan bir karakter. Yani bunları ancak zenginler alabilir. Noob 115'e örnek verebilirim mesela. Neyse sıradaki karakterimize evet gençler sıradaki karakterimiz ile devam ediyoruz. Kral Ege ile devam ediyoruz. Bu bir tank muhafız yani. Zorluk seviyesi %45, fizikseli o da %45, büyü oranı %62 herhalde, dayanma oranı %80, takviyesi düşük ama birazcık, takviyesi %45. Bu kalkan basma, ben bu karakterle bir sürü kez oynamıştım. Bu kalkan basma 10 saniye boyunca işte değişiyor. Son seviyeyken 295 basıyormuş. Bu da işte hasar atma çokluğu. En fazla 3'lü atabilir. 3 düşmana su kulesi mi ne fırlatıyormuş herhalde. Bu özelliği kullanamıyorum ben. Sadece büyü salması falan oluyormuş herhalde. Bu da ulti işte. Neydi? Ya Kral Ege düşmanlarına aynı hasarı alırlar. Aynı hasar. Ha ultisi şey işte böyle etrafında bir şey dönüyor. Öyle oluyor. Ucuza satılan bir karakter. Zaten benim eski çarımda vardı. Eski çarım diyorum. Şimdiki çarımda var. Kostümleri işte bu var. Sonra bir de bu var. Ben şu bende vardı şu kostüm. Şu yoktu ama. Böyle bir şey. Hikayesini okumayacağım. 520 bu da pahalıya satılmış bir kostümleri. Neyse sıradaki karakterimize geçelim. Evet gençler Kraliçe Kızılav ile devam ediyoruz. Şimdi Kraliçe Kızılav'ın zorluk seviyesi bayağı yüksekmiş ya. %75 zorluk seviyesi. Fiziksel de %75. Büyü oranı %50. Dayanma oranı %80. Takviyesi de %80. Hareketleri ağır ucum. Büyük ihtimal sıçrama. Kıskanç savurması. Savuruyor herhalde. Kanlı ısır. Yer çatlıyor. Pahalıya satılan bir karakter. Kostümü yok. Pahalıya satılan. Ama bunun parçasını ala biraz ucuza alabilirsiniz tabi. Bunu da zenginler alabilir diye düşünüyorum. Neyse şimdi sıradaki karakterimize geçelim.
Evet gençler, geldik Lutilan'a. Lutilan böyle, nasıl diyeyim, bir ay önce mi ne çıktı bu karakter? 3 tane kostüm var, şu kostüm çok güzel ya. Bir de şu var, 60 ucuza satılıyor. Neyse. Bu Lutilan dayanma seviyesi bayağı yüksek. %95 dayanma seviyesi var bunun. Bayağı yüksek, bayağı. Bu sıçra oluyor, adamın üstüne doğru atlayıp bir yer falan çatlıyor. Bu da baltayı kafasına geçiriyor, bu da kalkan basıyor. Ultisi neyi bilmiyorum. Büyük ihtimal dönüyor falan diyor bu da. Zorluk seviyesi %45, fiziksel seviyesi %50, büyü %30, dayanma seviyesi %90, takviyesi %75. Yine kötü değil ya yine. İşte böyle bir paraya paraya sahip olan bir karakter. Fazla pahalı da değil, ucuz da değil yani. Görünüşlerini göstermiştim ben zaten. Evet gençler, devam ediyoruz. Yanlışlıkla videoyu durdurdum salak gibi. Şimdi. Ben polyonu kapatıyorum gençlerim. Sıradaki karakterimize geçelim. Evet gençler, sıradaki karakterimiz John Bara. Evet. Bu karakterle hiç daha önce oynamamıştım. Işınlanma patlaması diyor. Ha bu arada ultisini ben gördüm ama. Ultisi yere vuruyor, yumruk atıyor yere. Herkes böyle o yere doğru çekiliyor böyle mıknatıs gibi. Öyle bir şey yani, güzel karakter yani, dayanma seviyesi falan Lutilan'dan düşük bile olsa daha Lutilan'dan daha güçlü olduğu kesin yani. Zorluk seviyesi %80, fiziksel %45, büyü yüksekmiş bak, o da %80. Dayanma oranı %75, takviyesi de bakayım %50. Şu karakter büyük ihtimal can basma gibi geliyor bana da. Neyse. Parası da işte bir böyle. Görünüşü güzel bak. Şuradaki görünüşü güzelmiş bak. Bayağı iyi buradaki görünüşü. Dondu. Niye lan? Ha dondu. 8000'e satılan bir karakter. Bence bu da uygun yani. Bir parçasını alırsak ucuzlar. Şimdi sıradaki karakterimize geçelim. Evet gençler, geldik. Benim Heroes of Order Chaos'ta ilk gördüğüm karakter bu, çok hoşuma gitmişti görünüşü. Bu şey 12B. Bu da 7. en iyi dayanıklılardan biri. Güzel bir dayanıklı karakter. Bu kalkan fırlatması adamı %80 hasar veriyor 1. level'ken. En son level'ken %242 hasar veriyor. Sersemletiyor da adamı. 12B güzel bir karakter. 3 tane kostüm var. Şu altınlı kostüm var. Bir tane böyle bir kostüm var. Bence normal ağır hepsinden daha iyi gibi var. Ucuza satılan bir karakter. Bence iyi yani 8000. Ben olsam daha pahalıya satardım yani. 8000 iyi. Zorluk seviyesi %50. Fiziksel %55. Büyü %50. Dayanma oranı %80. Takviyesi %45. Ultisi nasıl bir şeydi? Ben unuttum onu ya. Kudret patlaması diyor. Şu neymiş? Gücün yüreği. Ha bu can yenilenmesi gibi bir şey böyle. Galiba adamdan can çalıyor. Böyle bir şey olmaz ama büyük ihtimal. Neyse, sıradaki karakterimize geçelim. Evet gençler. Geldik. Tisat'a. Bu Tisat var ya, öyle dayanıklı ki. Adamın ağzına sıçmıyor mu? Of. Bu Tisat'tan keşke bende olsa. Çok pahalıya satılan bir karakter. Zorluk birazcık düşük olsa da yani %30 birazcık düşük de. Bayağı düşük hatta. Büyüsü ne lan? %5 lan büyüsü. Fizikseli %50. Dayanma oranı %80. Takviyesi %45. Şu büyük ihtimal patlama vuruşu adamı savuruyor. Şu da işte hadi adama sıçrıyor herhalde. Bu da işte göz her yeri görüyor. O takviyesinde ultisinde bilmiyorum. Can basıyor herhalde. Bir tane görünüşü var. Pahalı bir şey. Neyse şimdi birinciye geçelim. Birinci en dayanıklı. Evet gençler, geldik oyunun en dayanıklısına. Doktor Sek. Bu pek iyi ultisi veya normal hasarlar pek iyi olmasa da kalıcı hasar bırakması bence benim için iyi yani. Kalıcı hasar iyi. Engelleme var. Doktor Sik çevreye işte atıyormuş böyle engellemeyi. Ya çoklu hasar veriyor. Ay çoklu hasar diyorum. Yanındaki olanlar hepsi hasar alıyor. Bu ultiyi bastığım normalden birazcık daha büyüyor. Ve daha da bastırıyor ya. Bunun ağzına böyle açıyor ağzını. Bunun ağzına diye bir ıkınıyor, bir sıçıyor adamın ağzına. Ya biraz abarttım ama. Ama 25 bin abi, ne yaptınız ya?
25.000 Emblar insanlar nereden bulsun ya? Neyse gençler, şimdi ise bir ana menüye dönelim. Evet gençler, ana menüye döndük. Bu arada bu benim 2 level'lık charm değil yani. Benim charm normalde 28 level. Bu benim charm değil. Bu sadece video çekmek için sıradan bir eski bir tane yani bir tane arkadaşımın hesabı. Onu geliştiriyorum ben. Şimdi en dayanıklıları gösterdim. Şimdi en iyi hasar vuran, en iyi ataklar verenlere geçelim. Bak dayanıklık değil bak. En iyi atak verenlere geçiyoruz şimdi. Hemen geçelim. 10.sundan başladık. Evet gençler geldik. Kortav'a. Kortav iyi atak veren en iyi 10.dur diyebilirim yani. 8.000'e satılıyor. Zorluk seviyesi %80 iyi. 80 değil pardon %70. Fiziksel ses geliyor. %75. Büyü %50. Dayanma %50. Takviye %55. Bu sıçrama oluyor. Genellikle sıçrası nasıl biliyor musunuz? Adamın üstüne atlıyor, görünmez oluyor. Kendi klonunu çıkarıyor. Adam saldırdığında onun klonuna saldırıyor. Onu o sanıyor. Bir anda görünmezlik etkisi geçince diyor ki ben yanlış kişiye dalıyormuşum bazen. Bu da şey işte, adama bir tane pençeyi koyuyor. Kalacağı sarıyor adam. Kanama başlıyor gibi. Ultisi de çıldırma gibi bir şey herhalde. Görünüşü bir tane var. Şimdi 9.'ya geçelim. Evet gençler geldik. Kaitlinet. Garip bir adı var. İşte takviye bir adam. 3 tane görünüşü var. Şöyle bir görünüşü var. Biraz Star Wars'taki o mavili var ya, ona benziyor biraz. Allah. Ne bileyim. Ona benziyor biraz. Ya işte birinci burası şifa silahları diyor. Herhalde kendine basıyor ya arkadaşlarım. Ateş mühendisi toplu veriyor herhalde bunu. Alev ışığı diyor. Bu neymiş? Ha, tuzak kuruyor adamlar. Adam bastığına çok fena demek istiyor herhalde. 4000'e olur mu? İyiymiş ha. 4000 iyi. Zorluk seviyesi %45. Fiziksel büyü ve dayanma hepsi 50. %50. O takviyesi yüksek. Yardımı yüksek. %80. Evet gençler. Şimdi 8'imiz buydu. Bu da iyi atak veren bir karakter. Hero. Şimdi 7'ye geçelim. Evet gençler. Daha demin evet Arkimotra ben Ark'la devam edeceğim. Şimdi daha demin yanlışlıkla 8 dedim herhalde. 9 şey işte. 7. dedim herhalde. Şimdi 8.'deyiz. Bu kalkan kendine kıvılcım zırhı basıyor herhalde. Bu da ayaklı kendi at ayağıyla bir koyuyor adama. Bu şey ateş aura. Ne olduğunu bilmiyorum herhalde. Metre falan bir şey diyor da. Bu da şey işte. Abi ultisine bayılıyorum ben bu adamın. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Adam geri çatlatarak gidiyor. Ananı sikeyim, tablet çok ısındı. Patlayacak şimdi. Geri çatlatarak gidiyor. Sonra işte olan oluyor. Ağzına sıçıyor adam ya. 12.000 biraz pahalı olabilir ama zorlukları falan yine okumayacağım ya. Üşendim artık yani. Görünüşü 4 tane var. Abi şuna bakar mısınız ya? Şu görünüşe hoç, yemin ediyorum bak hoç. Elit görünüm, elit. Bu da elit görünüm. Bu değil ama ne yazık ki. Olsun, bu da iyi yine ama. Ama bana kalırsa yani en güzeli ben şu yani. Abi muhteşem ya. Adamlar işlerini iyi biliyorlar vallahi. Neyse gençler, sıradakinde devam edelim. Evet gençler geldik 7.'ye. 7. Skull. Skull'ın bir tane görünüşü var, efsane ya. Oyundaki görünüşü çok güzel abi bu Skull'ın. İşte Skull 8.000'e gayet iyi bir satın. Yani kostüm biraz dur bakacağım. Bir kostümü 999 pahalı olabilir ama Skull'ın gerçek şeyi bence uyuz ya. Ucuz yani. Sakat büyük ihtimal sersemletiyor. Şu da canını çekiyor. Şu da sıçrama galiba. Şu da ultisin galiba kendi kopyasını çıkarıyor herhalde, emin değilim. Zorluğu yine okuyun. Skull yani 7. en iyi atak veren karakter bana göre bu yani. Şimdi 6.'ya geçelim. Evet gençler geldik Guervus'a. Bu da 6. en iyi atak veren karakter. Yani hero. Bu arada bu AD yani sihirbaz. Büyüsü bayağı yüksek yani. Dayanma olanı biraz yüksek, az olabilir. Dayanma olasılığı, canı falan eksik olabilir yani. Biraz dayanıksız olabilir ama iyi atak verilir. Lav yılanı çoklu hasar veren bir şey. Bu da dönüyor işte böyle. Dansçılar gibi dönüyor. Adamın yanına gidersen vuruyor. Bu herhalde özellik kullanamıyorsun. Bu da adama ışınlanmak gibi bir şey oluyor. Kostümlerini hemen göstereyim. Şunu şöyle göstereyim. Bu metanda vardı. Ama şimdi bunu göstereceğim, çok güzel ya.
Abi çok güzel ya, harbiden. Adamlar işlerini çok iyi biliyor. Çok güzel yapmışlar ya. Bu Note 115 de vardı herhalde. Aynen vardı, ben izlemiştim. 950'ye satılıyor. Gayet ucuz yani. Almanızı tavsiye ederim. Hemen 5.'ye geçelim. Evet gençler, geldik 5.'ye. 5. Goroshio. Bu karakter benim 27 level'lık char'ımda vardı. Sürekli ben bununla oynarım. Çok güzel bir char yani. Çok güzel yani. Kasırga veriyor bu. Sıçrama hasarı mı? Sıçrası var mı? Bu da çok fazla hasar veren bir şey. Önce gelen seslerini büyü pasif büyü saldırısını %50 arttırır diyor. Mümkün sanılmasını 5-5 yılını sanılır. Arttırır. Evet, fazla. Ultisi de ateşte pranga karanlık zincirde artık orayı şeye zapt edemiyor. Bir anda kapatıl bir ortaya yanan zincirleri yakında tüm düşmanları için kullanır. Zincirlerle ilgili bir şey. Etki bütün düşmanları 2 saniyede sersemletir diyor. O iyi iyi. 2 saniyeline sersemletmesi. Kostümlere bakalım, güzel. Bayağı ya, şu kostüm çok güzel ya. Hoş bu da. Elit görünüm ya. Abi çok iyi ya. Neyse, 8000'e satılan bir karakter. Bence güzel yani. Şimdi sıradakine geçelim. Evet gençler, geldik 4. en iyi vurana. Liu Yunfeng. Yıldırım patlaması diyor. Bunun bir tane sıçrası vardı. Hangisiydi hatırlamıyorum da. Ultisini ben hiç görmedim. 19.000'e satılan bayağı bir şey yani. Fazla fiziksel baksanıza %95. Görünüm bir tane var. 19.000'e satılıyor. Güçlü bir karakter. Güzel yani. Öf. Allah'ım yarabbim. Neyse. Şimdi 4.'yü de gösterdim. Şimdi 2.'ye geçelim. Evet gençler, geldik Ling Yu'ya. Bu da işte en iyi oyuna daha yeni geldi. 2. en iyi bu atak verenlerden. Güzel bir AD olabilir ama 28.000'e satılıyor. Pahalı. Abi fizikseli çok düşük yalnız. Abi %5 nedir ya? Neyse. Bu işte o tilkisi minik şeyini gönderiyor, uçan. Ultisi de bilmiyorum herhalde. Peri dalışı diyor. Pahalıya satılan bir karakter ama iyi atak veriyor yani. Oynarsanız görürsünüz karakteri zaten. Neyse, şimdi 1.'ye geçelim. Evet gençler, geldik 1.'ye. Karanlık elf, sürgün elf. Ya inanmazsanız inanmayın, bu karakter yani oyunun en iyi atak verenlerinden bir tanesi. Çok yani nasıl diyeyim, çok iyi atak veriyor. Zaten fiziksele bakarsanız görürsünüz zaten. Kristal ok. Gördüğünüz gibi sersemletme oku. Son seviyeyken 250 vuruyor. Çoklu hasarda 325 vuruyor. 325. Bu da işte ben bakma. Bu da işte ultisi. Görünmez onlar yani. Allah oyunu. Ha tamam. Görünmez onlar. Görünüş 2 tane var. Bu çok güzel değil ama. Bu çekilişten başka kostümler de çıkıyor bunun. Neyse, ucuz bir karakter. Neyse gençler, bu videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. En dayanıklı ve en iyi atakları verenleri gösterdim. Bu videomuzda bu kadar. Görüşmek üzere. Bye.